kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle renkli renkli, kocaman kocaman şeylerle karşılıyorum. Yaz geldi ama ben böyle kalın giyinmişim ama rengi çok hoşuma gitti. Bir videoda kullanmak istedim. Kardeşimin bu arada. Neyse neden bundan bahsettiğimi bilmiyorum. Bugün sizlere tam yazlık yazlık bir şey yapacağız. Hasır ipten bir şapka yapacağız. Biliyorsunuz ki yaz dediniz mi hasır ip, hasır şapka hemen insanların aklına geliyor ve herkesin bavulunda oluyor. Bizim de tatile gideceğimizi birkaç video öncesinde duyurmuştum Muhafazakar Otel videosunda. Onu da linkini yukarıya koyacağım, izlersiniz. Bu şekilde bir hasır şapka yaptım. Hazırlıklarımız başladı. O yüzden ilk olarak hemen şapkayı yapayım. Bir an önce bitireyim. Hem de sizlerle videosunu paylaşayım dedim. Belki sizler de yapmak istersiniz diye. Yapımı oldukça kolay. Çok çabuk bitiyor. Sadece hasır ip olduğu için biraz sert ve biraz elinizi hani tığla biraz ağrıtabilir ama bence değer. Buna değer yani. Fularlarını renkli renkli kıyafetine göre değiştirir ve renkli renkli kullanırım dedim. Biraz farklılaştırırım dedim. Tabii ki fularsız da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben fularlı daha çok beğendim. Hatta renkli renkli başka fularlar da almak istiyorum. Şu an benim elimde 3 tane fular var. Neyse. Lafı hiç uzatmadan bu şapkanın yapımına geçelim. Bu arada siz bu şapkanın bu açılan kısmını daha fazla genişleterek genişletildiği zaman volanlı oluyor. Kız çocukları için de kullanabilirsiniz. Ya da şu kısmını daha da arttırarak büyüklere de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben 1,5-2 yaş arasındaki çocuklar için yaptım. Bu tarif o şekilde yani. Neyse o zaman sizi bekletmeden hemencik videoya alalım. Video da çok kısa zaten. Lütfen sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlediğinizde sonunda da oğlumun küçük küçük videolarını göreceksiniz. Eğer beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi sizi videoya alıyorum. Daha öncesinde ben bu şekilde bir şapka örmüştüm Yiğit hasır ipten. Bunu doğum günü için kullanmıştık. Ama biraz küçük gelmeye başladı. O yüzden bunu söküp hem de videoya çekeyim. Size belki örmek isteyenler, yaz geldi. Deniz kenarında güzel oluyor bunlar fotoğraf çekilmek için. Örmek isteyenler olur diye sökeceğim bunu. Bundan başlayacağım tekrardan. Yetmediği yerde buradan söküp ekleme yapacağım. Şimdi ilk olarak sihirli halka içine 8 tane 8 ya da 10 tane bir bakalım. Biraz sert olduğu için eliniz falan acıyabilir. Ben bunu yaparken bayağı bir kızarmıştı buralarım yani. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi 2 zincir olacak şekilde zincirimi çektim. Şimdi içine 8 tane trabzan dolduruyorum. Sihirli halkanın içine 8 tane trabzan. Bu iplik sert ve dağılan bir iplik, açılan bir iplik olduğu için yavaş yavaş örersiniz daha iyi olur yani. Ben de öyle yapacağım. Evet, 8 taneyi dolduralım. Ondan sonra birlikte devam edelim tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi 8 taneyi sıktığım halde bile kavuşmadılar birbirlerine. O yüzden tekrardan devam ediyorum örmeye. Belki 12 tane falan yaparım. 8. Dokuz, 12 tane bence iyi. Şimdi hemen buradaki baştan batarak bitiş yapacağım. Şimdi iki zincir çekiyorum, üste çıkıyorum. Bütün ilmeklerin içine çift batıyorum, ikinci sırayı o şekilde bitiriyorum. Hemen yapalım, geri dönelim. Evet, şimdi üçüncü sıraya geldim. Üçüncü sırada ne yapacağız? Yine diğer şapkalarda da yaptığımız gibi bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Dördüncü sırada iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Beşinci sırada üç tek bir çift olarak devam edeceğiz. Üç tek bir çifte kadar gelelim. Evet. Üç sıra örelim. Yani normalde beşinci sıraya kadar ilerleyeceğiz. Beşinci sırada da üç tek bir çift yapacağız. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Şekline göre tekrar arttırmalara devam edeceğiz. Evet, en son 3 tek bir çift yapalım, beraber devam edelim demiştim. Ama ben tekrardan 5 tek bir çift yapana kadar ilerledim. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift yapana kadar ilerledim. Şu anda
Arttırma işlemimi bitirdim. Bu arada bu 1,5-2 yaş çocuklar için yapıyorum. Şimdi 3 sıra kadar düz örgü yapıyoruz. Hiçbir şekilde arttırma yapmadan 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Her trabzana tek batarak 3 sıra örelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet, 3 sıra düz bir şekilde örmüştük en son. Sanırım bunu demiştim. Çünkü artık ben şu anda ikinci güne geçtim. O video yarım kaldı, maalesef çekememiştim. En son 3 sıra demiştik diye hatırlıyorum. Şimdi artık açılan yerine geçeceğiz. O yüzden burada bir tek bir arttırma, bir tek bir arttırma, bir tek bir arttırma diye bütün sırayı bir sıra geçelim. Bu arada bunu kız bebekleriniz için de kullanabilirsiniz. Bir kurdele geçirebilirsiniz. Bunu bittiği zaman zaten konuşuruz. Şimdi daha konuşmaya gerek yok. Hemen bir tek bir çift yaparak bütün sırayı tamamlayalım. Evet, bir tek bir çift yapmıştık. O yüzden açılmamız artık oldu. Gördüğünüz gibi. Bir de ben böyle ortasını çukurlaştırdım. Şöyle hani normal erkek şapkası gibi olsun diye. Şimdi diğer sırada iki tek bir çift yapacağız. Diğer sırayı öyle yapacağız. Evet, görüyorsunuz aslında şapka formunu aldı artık. Artık arttırma yapmayacağım çünkü bayağı bir açıldı. Açıldıkça da artık kız şapkasına dönüyor. Hani kız şapkalarının buraları daha volanlı olur ya. O şekilde oluyor. Ben öyle olmasını istemiyorum. O yüzden iki tek bir çift yaptıktan sonra bitirdim. Şimdi yapacağım şey burasının arka kısma gelmesini ve burasının ön kısma gelmesini istediğim için sık iğne gideceğiz. Hepsi bütün ilmeklere tek batarak normal sık iğne yapacağım. Şu ön kısma geldiğim zaman yine hepsine tek batarak trabzan yapacağım. Ay şeklinde. Yani sayısını bilmiyorum. Göz kararı. Siz de bu ön, isterseniz böyle kalması da istiyorsanız hepsini sık iğne yaparak da şapkayı bitirebilirsiniz. Aslında şapkamızın formu oluştu bence. Buraya kadar bir sık iğne yapalım. Bu ön kısma gelene kadar. Trabzana geçmeden size çekeceğim nasıl olduğunu. Evet, gördüğünüz gibi şapka için belirlediğim ön kısma kadar geldim. Göz kararı bir şekilde burayı trabzan yapacağım. Şuraya kadar falan trabzan yapacağım. Şimdi trabzana geçmeden önce bu sahte trabzan gibi batıyoruz. 3 taneyken 1 çıkartıyorum. 1 2 3 Böyle boyları normal sık iğnelere göre birazcık daha uzun oldu. 3 tane yaptım. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Bir 10 sıra kadar trabzan yapacağım. 2 17 tane normal trabzan yaptım. 3 tane gene sahte trabzan gibi direkt 3'ünü birden çıkartarak yaptım. Şimdi sıramın sonuna kadar sık iğne yapıyorum ve şapkamızın son haline bakalım. Aslında şapkamız bitti ama ben son bir işlem daha yapacağım. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi atlayabilirsiniz. Ben bu kenarların toparlanmasını istediğim için patik ağızlarında da yaptığımız o bitirme işlemini yapacağım. Hemen onu da göstereyim yapmak isteyenler için. Ama burada da bitirip hemen direkt kullanıma geçebilirsiniz. Ya da kıza eğer yapacaksanız şu kısmına kurdele geçirebilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Ya da erkekse buraya boyun bandanaları falan sarabilirsiniz. O da çok, onu da göstereceğim size. Şimdi bitiş işlemi için nasıl yapıyorduk? Daha öncekilerden de hatırlayanlar olacaktır. Direkt kendi içinden çıkıyorum. Bu şekilde. Bu biraz daha şapkanın ağız kısmını, uç kısmını toparlanmasını sağlayacak. Hem de bu dikişi üst kısmı taşıyacak. Üst kısımdan böyle bir şey gözükecek yani. Gördüğünüz gibi oğlum da uyandı. Hemen deneyelim bakalım olmuş mu?